Abi biliyorsun Söke ve çevresinde cazibe merkezi yaratmak, film platoları yaratmak için bir yola çıkmıştık. Volkan kardeşim de bize o konularda workshoplarda destek olmuştu. Senaryosunu bizim Barış Demirkaya yazmıştı. Meandros Casting, Meandros film yapımcılığını yapacaktı. O filmimiz bizim teaser'ını çektik. Daha sonrasında bizim filmimiz Eylül'e kaldı. Fakat bu da şöyle oldu. Yapımcı arkadaşım Cesur Doğan, 2 yıl önce söylemişti geldiğinde, buraya geleceğiz bir film çeksek abi bana yardım eder misin demişti. Zaten ben de demiştim ki biz zaten burada oyuncular yetiştirmek istiyoruz, platolar yapmak istiyoruz. Bu anlamda da yardımcı oluruz demiştik. Cesur geldi sonra abi yardımcı olacak mısın dedi. Söz verdik, tamam dedik zaten Söke için ve bu filme burada başladık. Söke Belediye'miz Sayın Süleyman Töyran, Ahmet Karakaş, müdüremiz Neriman Hanım. Hepsi yardımcı oldular. Bütün Söke halkı yardımcı oldu. Kime gitsek, hangi benzinliğe gitsek, hangi dükkana, hangi iş yerine, hangi kafeteryaya gitsek bize kapılarını açtılar. Sökelilere çok teşekkür ediyorum. Biz de burada ne yaptık? Söke pidesini filmin içine koydurduk. Evet. Söke tatlı mayasını filmin içine koydurduk. Söke lisesini platajı aldırdık. Söke'nin güzellikleri Priyen. Çekimlerimiz 2 gün sonra Priyen'de. Diğerlerini yaptık. Biz de bunları Söke'nin için, Söke'yi tanıtım amacıyla filmin içine koydurduk. Aslında filmimiz komedi ama trajik komedi. Trajik komedi. Şimdi ben şunu anladım. Çünkü ters köşe olmuştum. Çünkü Selami Taner demişti ki muhabbete bak. Evet. Ama yine başka bir projede gördük. Bu daha değişik bir proje. Evet. Volkan Baş da var bu projede. Evet. Muhabbete bak da cepte. Onu da hazırlayacağız inşallah. Evet. Yine Sökelilerden çok büyük destek bekliyoruz. Sağ olsunlar. Volkan öncelikle geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tatile o kadar hızlı gelmiştik ki. Setten çıkmıştın, dizi setinden çıkmıştın. Nazar değdi herhalde. Nazar değdi. Neler söyleyeceksin? Uydurdunuz mu bu halçıyı filme? Film için sanıyorum, zannettiler bunu ama film için değil bu. Değil. Talihsiz bir kaza oldu. Zaten bir engelli bir karakteri oynuyorum. Bu biliyorsunuz şu andaki Hadiya filmi içerisindeki çocukluktan beri birlikte olan 3 kardeş, arkadaş. Hani anca beraber, kanca beraber dediğimiz. Bir engelli oynuyorum. Buradan tüm engelli arkadaşlarıma kucak dolusu sevgiler kalben. Onun ne demek olduğunu çok iyi anladım. Fiziken kesin, engelli olmanın ne kadar zor olduğunu. Benim kolum kırıldı. Benim ayaklarım şu anda tutuyor. Sadece kolum kırıldığı için bunu o kadar iyi anlıyorum ki o tekerlekli sandalyeye oturduğum zaman bunun acısını çok çok yani içimde hissettiğimi söylüyorum. Lütfen şöyle bir mesaj vermek istiyorum. Bu engelli vatandaşlarımız ne olursa olsun onlar bizden bir numara daha, bir level daha deriz ya üstte olsun. Onlara lütfen yardımcı olmaktan bahsetmiyorum. Onların yardıma ihtiyacı yok. Sadece duyarlılıktan bahsediyorum. Saygılı ol. Duyarlılıktan bahsediyorum. Yollarımıza gereken kaldırımlara çıkarken kesinlikle kurulsun. Ne olursa olsun otobüslerimiz olsun, şu olsun, bu olsun. Zaten kesinlikle şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çelçioğlu hanımefendi biliyorsunuz çok güzel yenilikler yaptı burada. Engelli vatandaşlarımız için de mutlaka kendilerinin de büyük bir ihtimalle projeleri vardır, hassasiyetleri vardır. Onları bekliyoruz ama elzem cümle olarak şunu söyleyeyim. Allah bunu göstermesin kimseye. Evet. Bu çok çok zor bir şey. Hemen filme dönelim. Film çok güzel, harika bir film. Biz çok eğlendik. Evet, doğru. Siz de çok eğleneceksiniz ama hani benim için Söke ayrı bir yer. Evet. Hani Sökeli olduğum için Söke apayrı bir yer. Selami kardeşim, başta Cesur kardeşimiz, Hasan kardeşimiz yapımcı Avcı Film. Onlar çok büyük destek oldular. Biz de onlara elimizden gelen bütün destekleri, elimizden gelen her şeyi yaptık. Güzel bir şey olacak.